Arkadaşlar merhabalar. Bugün 9 Kasım 2022 Çarşamba. 20 dakika sonra 10 Kasım'a giriliyor. Biliyorsunuz malum güne. Şimdi ben haber dikkatimi çekti de bugün İngiltere Kralı 3. Charles. Şimdi hem de BBC de vermiş bu haberi. Bugün taze haber, yumurta atıldı arkadaşlar. İngiltere kralına, ismi önemli değil, yumurta atıldı. Bu bir kere değil, birkaç kere atıldı. Tamam mı? Şimdi hep bu mukayeseli örnekle gitmeye çalışıyorum size, taze böyle haberle. Anladınız mı? Bazen soruyorlar, abi orada 5.816 var mı İngiltere'de? İşte orada Atatürk'ü halktan koruma kanunu var mı falan diyorlar. İşte buna bir örnek. Mesela Türkiye'de Mustafa Kemal'e yumurta atılsaydı ne olurdu? Veya yumurtalar atılsaydı 5.816'ya girer miydi? Veya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na yumurta atılsa, Başbakanı'na yumurta atılsa. Öyle düşün. Anladınız mı? Burada arkadaşlar krala da yumurta atsanız bir şey olmuyor. Cumhurbaşkanına da atsanız bir şey olmuyor. Başbakana da atsanız bir şey olmuyor. Sadece seni oradan uzaklaştırıyorlar. Polisler yakalıyorlar, uzaklaştırıyorlar. Ondan sonra salıveriyorlar. Şimdi hemen bakalım habere. Bu şeyin York dedikleri yani kırsal kesimde orayı ziyarete gitti. Orada şey yapılmış işte yumurta atılmış kişi gözaltına alınmış sonra serbest bırakılacak. Şurada şey işte bağlanmış. Bir de geçenlerde Nottingham'ı ziyareti sırasında bu yıl Kraliçe 2. Elizabeth'in arabasına da yumurta atılmıştı. Bakın kraliçeye de atılıyor. Ayrım yapmıyorlar. Yine 95'te de Prens Charles İrlanda'nın başkenti Dublin'i ziyaret ettiğinde İngiltere karşıtı protestocular yumurta fırlatmıştı. Bu fırlatan kişi de arkadaşlar bağırmış yani slogan da atmış. Bu ülke demiş yani Birleşik Krallık İngiltere kölelerin kanı üzerine inşa edildi diyerek yumurta atmış. Tamam mı? Şimdi bu BBC'nin haberi. Mesela TRT böyle bir haberi verir miydi? Hemen şuraya da bakalım. Bakın yumurta yerde görüyorsunuz. Kendisi de bakıyor da tepki de göstermemiş. Abi arkadaşlar özel yetiştiriliyor galiba ya. Tepki de vermemiş. Bakın şu anda yumurta atılıyor. Diyor. Tamam mı? Mesela Atatürk'e yuh dense 5.816'ya girer mi? Kral sonuçta bu. Yani kral. Yani sonuçta Atatürk'ün de patronu. Düşünebiliyor musunuz? Bak patrona yumurta atılıyor. Şey bile gülümsüyor. İstihbarat elemanları bir endişe içerisinde etrafındakiler. Kral hiç tepki göstermiyor. Gülerek gidiyor. Hatta espri mespri falan yapıyorlar. Bu yumurtalarla güzel omlet olur diye. Arkadaşlar, bakar mısınız? Biraz daha aşağı bakalım. Bu biraz daha yakından bak. Şu yanındaki şeye bakın arkadaşlar. Kadına bakın. Kadın muhafıza bakın. Eli götünde, tamam mı? Yumurta atıldığı halde eli götünde. Bir kralın yanında yani. Düşünebiliyor musunuz? Bak. Geldi. Hiç koruyayım falan da demiyor. Ellerini aç bari, değil mi? Şemsiye gibi kullan. O ne yani öyle? Bak. Hala elleri arkada. Bak hala eli götünde bak. Kendini korumaya çalışıyor. Bak hala.
Peki sen niye oradasın? Ha, indirdi nihayet elini bak. Baba. Rahatlık abi, İngiliz rahatlığı. Bak yumurtalar yerde. Orada espri yapıyor. Güzel omlet olur da diyor. Bakın. Biraz daha yakına. Bakın istihbarat elemanlarındaki endişeyi görüyor musun? Yani şöyle şey bir endişe ama yine de belli etmiyorlar. Bak kadın da belli etmiyor. Karısı da etmiyor. Kraliçe de etmiyor. Mesela böyle bir şey Atatürk'e yapılsa 5816'ya girer mi yani yaşamış olsa? Veya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılsa? Yumurta atılsa? Anladınız mı? İşte büyük devlet olmanın şeyi işte rahatlığı. Öyle sen ne güzel tweetler atıyorsun deyip gelip evden almıyorlar. Adam tweet değil arkadaşlar, yumurta atıyor, yumurta. Tweet atsa iyi. Yumurta atıyor. Yani sen ne güzel tweetler atıyorsun ah Mahsun ah. Bak bir endişe var ama yine de rahatlar. Sinirlerine hakimler. Baba bak hiç yumurta ilgili ilgilenmiyor. Bak kılıçla ilgileniyor. Peki fazla takılmayalım buraya. Yumurta devam edelim. Burada var. Aynısı. Yine bir protestocuyu polisler alır böyle götürür bir yerde bırakırlar. Olay yerinden uzaklaşırlar. Bak kral bakıyor yumurtalara. Aha diyor ne güzel omlet olurdu diye de espri yapıyor. Bu. O çocuk işte götürülüyor. Orada söylemiş zaten. Bir de bağırmış yani anlamlı bir şekilde. This country was built on the blood of slaves. Kölelerin kanı üzerine inşa edildi diyor bu ülke kölelerin doğru. O metrolarda bizden önce yapılan metrolarda kölelerin cesetleri var. Hemen öldüğü yere gömüldü. Tamam. Şimdi in progress. Arkadaşlar mesela Twitter'da kralın şeyleri var. Parodi hesapları var mesela. Bakın ağzı bu şekilde. Profil resmi yapmış adam ağzı bu şekilde. Mesela Türkiye'de böyle bir profil resmi yapsan Atatürk'ün 5816'ya girer mi? Veya Cumhurbaşkanı'nın gelir evden alırlar mı? Ne güzel tweetler atıyorsun. Ne güzel profiller koyuyorsun diye. Tamam. Devam edelim. Mesela bir parodi hesap açılmış burada. Not King Charles. King Charles değil. Mesela dese ki Not Atatürk veya Not Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dese. Böyle bir hesap açılsa. Ne olur? 5816'ya girer mi? Veya evden alırlar mı? Evet arkadaşlar. Yani biz 5816 ile uğraşıyoruz ama TCK 299 Cumhurbaşkanı'na hakaret daha da ağır. Bir yıldan 4 yıla kadar. Bakın. Orayı da artık ihmal etmemek lazım. Hep 5816 diyoruz ama yani tweet'e mifide bir yıldan 4 yıla kadar ceza. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Yani bir parodi hesap açıldı diye bilmem ne yapıldı diye insanlara ceza vermek. TCK 299. Yok yani böyle bir şey de yok işte. Devlet olmak bu. Büyük devlet olmak bu yani. Şimdi bak başlamış adam daha. I hate this fucking job already diyor. Yani krallıktan daha şimdiden nefret ettim diyor adam. Tamam mı? Başlamış şeye, esprilere. Şimdi bakın burada şeye sinirlenmiş. Hey, fucking bollocks this is. I shouldn't have to fucking do this shit, mate. I'm the king. What the fuck is this here? Can you just fucking move this out of the way? Fucking hell, mate. Being king is bollocks. I'm fucking done with this shit. Fuck's sake, mate. Hey, fucking bollocks this is. I shouldn't have to fucking do this shit, mate. I'm the king. What the fuck is this here? Can you just fucking move this out of the way? Fucking hell, mate. Be Sinirlenmişti yani imza atarken şunları kaldırın buradan diye. Bir de elleri şey gibi olmuştu. Elleri sosis gibi şişmiş ya. İmza da atamıyor. Sinirlenmişti. Mesela devam edelim.
bu Meghan'ın evlenmeden önceki, yani o şeyle Harry'nin karısı evlenmeden önce işte hostes olarak falan çalışıyormuş şeylerde, televizyonlarda, biliyorsunuz onu. Şimdi şurada arkadaşlar bak mesela diyor ki sizin gösteriniz, halk orada diyor ki senin gösterilerin için diyor, yani krallık törenleri mörenleri için ben diyor vergi taxpayer, yani vergi veren, vergi ödeyen kişi olarak ben sana 100 pound ödedim diyor, para ödedim diyor. Şimdi bunu Atatürk'e sorabilir misin? Veya Cumhurbaşkanı'na sorabilir misin? Sen bu kadar koruma tutuyorsun, bu kadar işte ne derler, konvoy tutuyorsun, bunları bir halkın parasıyla ödüyorsun sen. Bunu söyleyebilir misin mesela Cumhurbaşkanı'na? Ya bunu da mı TCK 299'a sokarlar? Evet, gerçekten o korumaları bak adam gayet soruyor. Bu törenleri sen benim paramla yaptın diyor. Buyur. Bak hiç cevap vermiyor bile bak. Arkadaşlar Türkiye'de olsa herhalde hakarete sokarlar bunu. Yani arkadaşlar hakaret derken ana avrat küfür etme hadi neyse bizde yok. Ama bu tür eleştirel şeyleri de hakarete sokmak Cumhurbaşkanı'na bilmem ne TCK 299. Bunları rahatlıkla söyleyebileceksin. O konvoyun parasını ben veriyorum. Diyanet'in 1,7 milyar dolar bütçesini ben ödüyorum. £100 dedim diyor ben senin o şeyi törenin için. Bak elleri şişti ya, bak ellerini sosise çevirmişler arkadaşlar. Kral. Tamam mı? Şimdi bunu Atatürk'e yapsan mesela 5086'ya girer mi? Veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapsan TCK 299'a girer mi? Bir yılda 4 sene. Bu hakarete mi giriyor şimdi? Bak bu adam düşecek. Çok kötü düştü. Ah. Bakamıyorum buna. Gitti şeye vurdu. Kaldırımın kenarına. Neyse arkadaşlar bakın burada bir konuşma yapıyor. Members of the House of Commons. I am deeply grateful, bak. My lords and members of the House of Commons. I am deeply grateful for the addresses of condolence by the House of Lords and the House of Commons, which so touchingly encompass what our late sovereign, my beloved mother, the Queen, meant to us all. But I'd like to make one thing straight. Charlie's in fucking charge now. Duydunuz mu? Bakın araya bir küfür soktular. Yani konuşmasının arasına küfür soktular. Ve bunların hepsine Kant diye seslenecek. Yani en aşağılık küfür Kant diye. Kant anladınız mı diyor bütün bu lordlar kamarasına. Tamam mı? Buyur bakalım. Bunu gel şimdi şeye sok. Cezaya sok. serve diyor. Biz servis yaparız diyor. Kral için değil diyor. Fakat İrlanda için servis yaparız diye. Bak dağlara taşlara yazmışlar. Şimdi burada zaten simlendiğini hatırlıyorsunuz. Tarihi yanlış yazdı diye. Simlendi. Kalktı gitti. Yani simlenmesi falan. Neyse arkadaşlar bugün 9 Kasım 2022 Çarşamba, ben Bahattin Çağdaş. İşte yani bu. Yani bir kral, canlı bir kral. Gördünüz yumurta atılıyor, hakaret ediliyor, yuhlanıyor, küfür ediliyor. Yani işte şey yapılıyor, üzerinden her türlü şaka yapılıyor. Yani kalkıp adamı ne Atatürk'ü koruma kanunu 5816'ya sokuyorlar, ne de Cumhurbaşkanı'nı koruma kanunu diye TCK 299'a sokuyorlar. Bir yıla 4 yıl. Ne demek lan bir yıla 4 yıl? Hadi ana avrat küfretsen neyse de eleştirileri de mi bunun için alıyorlar acaba? Peki kolay gelsin.